Merhaba arkadaşlar. 12. bölümde karşınızdayım. Evet, bu yemek muhabbetimizle devam edelim. Görüyorsunuz artık ayrıştırdık. Hammaddeler burada. Yani yemek pişirecek adam hemen kolayca yandan hiç zaman kaybetmeden gelip malzemesini alıp burada yapacağını yapıyor. De şeye bakalım, şehir spesiğinde bir şeyimiz yok henüz. Bunda da yok. Evet, et çorbası var. Et çorbası var. Bu buradan ne yapıyor? Sebze yapıyor. Evet, yeteri kadar et yokmuş, o yüzden onları yapamıyor. Tamam, iyi, burada şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Sadece birazcık daha yapmayı mı verelim de boş kalmasın tezgah. Ne kadar yemeğimiz var? Aslında yemeğimiz de bayağı oldu artık. Yani yapacağı zaman yapsın. Acelemiz yok. Böyle gece oldu, sıcak kalbası yüzünden sıcaklık 25 derece. Kendi ne yapıyor? Yemek pişirecek. Ne yapıyor? Yemek yemeye gidiyor. Adam hala şeyleri yiyor ya. Hayret bir şey. Çok ilginç. Burada bakın, acil durum yemekleri var. Onları biz burada tutturmayalım bunlara. Nasıl yaparız? Bu değil. O da değil. Ne bileyim. O da değil. Bu acil durum yemekte niye orada duruyor acaba? Niye duruyorlar orada? Tek tek atladığım bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Bayağı güzel burada metalimiz birikti bu arada. Survival emergency. Ha evet, bu işte. Bu. Bunları burada tutmayalım arkadaşlar. Bunları burada tutmayalım. Onun yerine onları da buraya alalım. Şuraya alalım. Evet. Artık acil durum yemeklerinde bu yetişmeleri gerekecek. Şimdi millet uyumaya başladı zaten. Millet tam anlamıyla uyuyor. Herkes uyuyor şu anda. Uyuyun bakalım. Gecenin kaçı? Biri. Uyuyun. Biz bu arada bir etraf kolaçan edelim. Tarlalar tamam, çok güzel. Bu hayvancağızları bakın, yapamadığımı bir kere de buradan görün. Diyor ki hiçbir adamınızın bunları ehilleştirecek kadar yeteneği yok diyor. Ranch activity. Çünkü farming'in, yani tarım yeteneğinin 3 olması lazım. Buna en yakın adam da Paolo. Paolo'ya tarımla ilgili iş yaptırırsak ancak artacak şeyisi, yeteneği. O da işte zaten ekimi tavuğumuzu göre yapamıyoruz. Çünkü fazla hani yer yok, yer var da fazla olursa o zaman onları et, hasat et, hasat ettiğine taşı bir sürü zaman kaybı oluyor. Ve daha da önemlisi, hiç kullanmayacağınız şeyleri yapmış oluyorsunuz. Şimdi bunun durumu neymiş? 4. Az kalmış. Bu da bitecek yani yakında. Bu bitince ne yapacağız? Şurada bizim bir başka şeylerimiz vardı. Onları da bulayım da. Şimdi o yapın deneyeceğim de yerleri belirleyeyim. Şurada var. Değil mi? Evet. Bunu şey yapacağız. Toplatırız. Bunlar uzak şu anda. Onlara gerek yok. Ben bunu araştırmasını yapmış mıyım?
Yapmamış. Niye yapmamışım? Yapayım ya, bu da önemli olabilir. Bunu da araştırmayı deneyelim. Şunları da araştırtalım. Yaratıkları. Pek tekin görünmüyorlar ama et ettir yani. Bu neymiş? Böcek gibi bir şeymiş bu. Böcek. Aa, böcek. Ehliydi. Zararsız bir böcek. Biz bunları araştırdık mı? Araştırdık. Ettik mi? Etmedik galiba onları, değil mi? Zaten burada çıkıyorlar ama. Bakayım, merak ettim. Bunlar işte. Bunları şurada %100'müş. Evet. Şöyle buraya da onları ekletelim de. Bakın bizim et çürüyor. Yani yapacak bir şey yok o et için. Çünkü yetersiz olduğu için kullanamıyoruz. Kullanamadığımız için de çöpe gidecek. Fazla yemek yapmanın da böyle sıkıntısı var. Bu sefer de yaptığınız yemek çöpe gidiyor yenmeyince. Bir süre sonra buzdolabını falan bulacağız. O tabii çöpe gitme olayını bayağı bir geciktirecek ama şu anda durum bu yani. Malzememiz var. Bakın şeyleri gelip koydular. Acil durum yemeklerinde. Şu anda 23 hazır yemek, 20 tane acil durum yemeği olmak üzere 43 tane yemek burada. Hala buraya getirilmemiş şeyler var ama. Neyse, onları getirdiler. Jack araştırmasını yapıyor. Hadi Jack, sen şunu yap da biz de şey yapalım artık. Yataklar çıkmış. Harika. Yataklar çıkmış. Bakayım. Onun yatağını henüz şey yapamıyoruz. Tamam, peki. Şimdi tuğlaları bulmamızla birlikte hemencecik bunlara burada odaları yapmaya başlayacağız. O zaman artık mutlu olacaklar. Başlarını sokacakları bir evleri olacak. Ama tabii bunun için bizim Jack'in o araştırmayı bitirmesi lazım. Bir de benim burada şey yapmam lazım. Şu fırınlardan inşa etmem lazım. Bunu nereye inşa etsek acaba? Böyle bir yere gelip ki çok uzak olmasın, çok yakın da olmasın. Bu da malzeme fikri diyorlar. Şöyle bakıyorum şeymiş. Bunlardan çok gerekiyor aslında. Bayağı 5-10 tane yapmak gerekiyor. Şöyle yapsak. Bunlar için taş gerekiyormuş. Zaten malzeme ot yok diye şimdi isyan edecek o etti bile. Ne diyor? Senin diyor taşın yok diyor, değil mi? Tamam, sorun değil. Yani sen gene kafayı sıyırdı. Oha, 15'e düşmüş bir de. Neymiş derdi bunun? Neden mutluymuş bu arkadaş? Çok yorulmuş canım benim. Yorulacaksın tabii. Uykusunu bölmüşler. Her şeyi zırlayıp ağlıyor. Tamam, sana uykunu bölmeyecek bir yatak yapacağız yakında, az kaldıkken. Ama lütfen, lütfen rica ediyorum. Koy verme. Sıyırdı kafayı. Neredeyse. Kafayı da tutuyorsa zaten yandık demek.
Harika. Tuğlalarla işiniz. Tamam. Süper. Hemen buna yeni bir araştırma bulalım. Bulalım da ne bulalım? Bunların eğlence sıkıntıları var. Eğlenceyle ilgili enerji stoğacı araştırmalıymışım. Şu enerjiyle ilgili şeyi nereden araştıracağız peki? Bir araştıralım da. Neyse şunu araştırsın. Şunu da araştırsın. Bunlar birazcık şey uçurma. Araştırırsak diyor ki acil durum yemekleri, taşınabilir yataklar. Ayrıca elimizdeki alet edevatın iyileştirilip güncellenmesi, madencilik. Yani bu acayip yararlı bir şey. Şunu da koyalım siteye. Bir şey yok bunlarda. Seni bu iyi bir şey. Bu hidrofonik şeyler, bunlarla karlı olmadan da bir şeyler yetiştirebileceğiz. Solar panel için ne gerekiyormuş? Elektroniği bulmamız gerekiyormuş. Elektronik neredeymiş? Şunu yapalım da 5'te. Ondan sanıyorum beyin bulabilir hale geleceğiz. Ya üretebilir hale geleceğiz. Olayında değil de. Drakka'yı bulduk. Drakka bu herhalde. Değil mi? Sen Drakka mısın? Aynen öyle. Sen Drakka'sın. Bu da evcilleştirilebiliyormuş. Ama neyle evcilleştirilebiliyor? Bu ne acaba? Neyse, bunu boş ver çünkü 5 zaten. Biz daha işte, bizim inekleri evcilleştiremedik. Evet. Taş. Evet, taş. Yakınlarda taş bulalım. Çünkü fırınların hepsini yapamadık. Taş olmadığı için. Şunları bir 20 tane oradan 80 de değil mi istediğimiz? Tamam, bunları de şey yapsınlar da. Yemek durumumuzu bir yandan izleyelim. Yine taş kalmasın sonra. Evet, şimdi kim ne yapıyor? Cep araştırıyorken psikopata bağlamış vaziyette. Kaç yıl diyelim? Sıfır. Yani her an kafayı sıyacak. Alkol yapacak bir şey yok. Bu olan o da düşmüş. Elinin altına inmiş. Tarım işiyle uğraşıyor. Rakı gözlemli olmalı. Neyi gözlemliyorsun? Akam şu dumbatıları. Kırmızı şeyler neyse. Nova ne yapıyormuş? Nova mutluluğun doruklarında mı da düşüyor mutluluğu? O da taşın ayak işleriyle uğraşıyor. İyi, uğraş bakalım. Burada metal mi getiriyoruz biz? Evet, burada metal getiriyoruz. Burada metaller eritmişler, o yüzden dokunmuyorum, topluyoruz, geliyor bir sürü güzel iş yapacağız diye düşünmeyin. Onlar lazım olacaklar bize. İşte haylarımız burada, tuğla yapmada kullanacağız onları. Bakalım bunlara ne diyeceğiz? Bize diyeceğiz.
Bak, scrap metalistleri bu eritebiliyor. Ama biz tuğla yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız tuğlaları? Bizim tuğla yapmamız lazım. Tuğla yapmamız lazım. Buraya bir de şunlardan koyalım da bunlar birazcık kalıplı olsunlar. Ha, bek, tamam, burada işte, evet, aynen öyle. Şuna antil desek. Evet. 500 tane. Evet, bir x yapın bakayım. Burada bir iş kopyalama şeysi olacak. Bir de nerede o? Kopya. Bunu olmadı o iş. Oldu iş. Bunu buraya mı almışlar? Baba 3 açısından 5'e çıkmış. Güzel. Aferin baba sana. Ya biz bir şey ha mirror. Ama bir dakika. Ha, tamam. Tasklarını olmaz. Yanlışı kopyaladık. Galiba. Evet, yanlış yapmışız. Tane. Tamam. Benim kararlamadı, tamam. Şimdi bunun mirrorla da 500 tane yapacak. Ne gerekiyor? Hay gerekiyor. Tamam, bunlar şimdi bunları yazsınlar bakalım. Akşam da saat 11 olmuş. Şimdi daha gidip yatacaklar. Bu da bizim bölümün bitmesi anlamına gelecek. Eyvah eyvah eyvah. Kendi kafayı sonunda yedi. Mutsuz bir şekilde dolanıyor ortalıkta. Harika. Diyor ki böyle kafa yedinde diyor adamınız diyor tamamen kontrol edilemez hale gelir diyor. Ve diyor belirli bir davranış sergiler. Bizim kişi şu anda mutsuz bir sergiliyor. Onu bir pataklayarak kendine getirebilirsiniz diyor. Neyse biz şimdi pataklamayalım. Ayıp olmasın. Üç kişi şey yapmış. Nova ne yapıyor? O da yemek yiyor. O da yemeğinde ülkeye gidiyor. Dur bakayım Nova'ya. Şunu bir nokautken. Kendi kendine getir bakayım. Bakalım becerebilecek misin? İyicene döv şunu. Of. Öldürdün lan, öldürdün lan. Dur ya, dur. Dur. Şimdi adam böyle gibi taşı ya, uyut. Adam bayıldı dayak yemekten ya. Canını okudun adamın yani. Şuna bak. Adam kafa yemiş vaziyette dolaşırken şimdi dayak yemiş durumunu düşün. Ve hala da üstüne de hem mutsuz hem de yaralı. Neyse bunu götürsün yatırsın. Kendisi de yatsın. Biz de bölümü bitirelim. Estağfurullah.
Tam da adamını bulduk ha. Bu da dövüşçü kız. Ağzını burnunu kırdı yani. Yani. Zavallı ya. Aa, bak 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 bak. Ben diyor vicdan yaptı. Yemek almaya gidiyorum için. Merak ettim bakayım nasıl olacak bu iş. Ondan sonra bitireyim bölümü. Yedir bakayım şimdi. Aferin. Baygın adama yemek dedi. Nasıl oluyorsa bu artık. Hah, kendine geldi. Ama kafa yemişi devam ediyor. Bu kim? Ya Jack'miş o ya, pardon. Jack'in de kafası karıştı. Onu 9'a düşmüş. Aman Allah'ım. Eyvah 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 eyvah. Aman ne güzel. Hanımız kızımız da uyuyor haklı olarak. Ken baygın ve de kötü durumda bu şekilde videomu bitirelim. Evet. Şimdilik hoşça kalın.